Dikkat! Bu bir kamu spotudur. Amnezi, bir çeşit hafıza kaybıdır. Amneziye sahip kişiler yeni bilgi öğrenmede ve bellik oluşturmakta sıkıntı yaşarlar. Ancak düşünenin aksine bu kişiler kendilerinin kim olduğunu farkındadır. Kimlikle ilgili bir problemleri yoktur. Hastalık genelinde kişilerin kas becerilerini etkilemez. Hafıza kaybı yaşlanmayla birlikte normal sayılabilir. Ancak amnezide hafıza kaybı ciddidir. Pekala çocuklar kemerlerinizi sıkı bağlayın. Evet dün gece Kılıçdaroğlu bir dakika bir dakika az önce Kılıçdaroğlu'nun soyadının Kılıçdaroğlu olmadığını öğrendim. Evet demek ki benim için pek önemli bir insan değilmiş. O halde görüşürüz. Tamam tamam devam edelim. Evet dün gece kendisi Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına katıldı. Hayır şair olan değil sunucu olan ve açıkçası çok garip açıklamalarda bulundu. Gelin biraz buna değinelim. Seçim sonrası yenilgisini kabul etmeyen Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bütün yapılanlara rağmen 25 milyon insanın oyunu aldık. 25 milyon insanın aldığı oyu yenilgi olarak tanımlayamazsınız. %60'a 40 olsaydı yenilgi diyebilirdik demiş. Bakın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizin oyunuz 25 milyon değil. Yani 25 milyon kişi size seve seve oy vermedi. O 25 milyonun içinde en az 10 milyondan fazla seçmen sırf Erdoğan'ı istemediği için ehveni şer diyerek size oy verdi. Yoksa sizin oyunuz %25'i bile geçemezdi. Konuşmasında bütün yapılanlara rağmen dediği kısım ise kendisine atılan iftira montaj görüntülerini kastediyor. Evet, bu duruma en sert tavır koyan ve çevreme doğruları teker teker anlatmış bir insan olarak siz ne yaptınız Kılıçdaroğlu? Size atılan bu iftiraya karşılık çıkıp mitinglerde Kavala ve Demirtaş'a özgürlük sloganı atarak gollük pas verdiniz. Bir de kırsal kesimde TRT dışında başka kanal çekmiyor demiş. Bakın kırsal kesim şunu da araştırdık. O tek sandıklı yerlerde en çok izlenen televizyon kanalı TRT biliyor musunuz? Bütün sahtekarlıkları yayınlayan TRT. Ama vatandaş tercih edip izliyor o zaman. Hayır başka kanal izleyemiyor. Neden? E yok. Nasıl yok? Tabii. Çekmiyor mu başka e Çekmiyor. Da? Peki. Hayır arkadaşlar taş gibi de çekiyor. Kırsal kesimin sana oy vermeme nedeni televizyondan ziyade CHP'nin adam akıllı hiçbir ekibinin şehir dışına çalışmak istememesi. Kırsalda iş yapan AKP gibi organize bir ekibin olmamasıdır. Bir de programda şu açıklamayı yapmış. Gelsin şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı boylarının ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar şimdi? Çıksın desin ki bu kadar zammı yaptım gene devlet tehlikede gelin bana oy verin. Arkadaşlar artık besmele çekiyorum. Bak vallahi besmele çekiyorum. Herhalde bu görüntüleri izleyen Erdoğan gece bir anda ayağa kalkıp Allah'a şükür etmiştir bana böyle bir muhalefet bağışladı diye bir de programda Ümit Özdağ ile yapmış olduğu antlaşmadan bahsedildi. Buradan hareketle Sayın Ümit Özdağ'ın söylediklerini doğru kabul edersek, kendisine 3 bakanlık verdiğiniz protokolün olduğunu siz de kabul ediyorsanız, onun söylediğini doğru kabul edersek... Bunlara hiç bir yorum yapmam. Yorum yapmayacaksınız. Yorum yapmam, doğru değil. Peki efendim, saygı duyuyorum ama böyle protokol var. Sayın Öztürk neden yok gibi bir açıklama yaptı? E, Öztürk protokolü bilmiyor ki. Öyle mi? Evet. Sizin dışınızda bir danışmanınız ve hiç kimse bilmiyor mu? Hayır, danışman dahil kimse bilmiyor. Danışmanınız dahil kimse, sadece ikinizin arasındaydı. Peki, Faik Öztürk yani CHP'nin sözcüsü çıkıp böyle bir antlaşma yoktu, olmadı diyordu. Elenen hepimize nasıl yalan söylendiği de böylece ele verilmiş oldu. Evet yalanı çevirmek için Faik Öztürk haberi yoktu diyor. Ha yani bir karar alınmış ve bu ittifak liderlerine geçtim kendi partisi bile bu karardan habersiz. Hayır merak ediyorum ne olacaktı? İddia edilen makamları cidden verecek miydi? Bana kalırsa hayır bu daha da büyük sorunlara yol açacaktı. Yani Kılıçdaroğlu istifa etmemesi bir yana her geçen gün yapmış olduğu açıklama şükür ettirmeye başladı. Yahu Cumhuriyet tarihinin sen en garanti seçimini kaybetmiş bir insan olarak daha nasıl partinin başına durabiliyorsun hayret. Sürekli helalleşmekten bahseden Kılıçdaroğlu. Senin helallik isteyeceğin de sadece bir insan var o da Muharrem İnce'dir. Şimdi madem öyleydi neden bu adama destek verdiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Kılıçdaroğlu aday olana kadar çevremde en az 5 aileyi ikna etmiştim. Fakat Kılıçdaroğlu adaylığını dayatınca o 5 ailede oyunu Özda yani Sinan Oğan'a ana söylüldü. söyledi. Tabi sonradan o anda ne Kandil'da ne Domuz Bağ derken Domuz Bağ'ını seçti. O ayrı bir konu. Fakat ne yapalım? Yani elimizi tek lider buydu arkadaşlar. İki lider vardı bildiğiniz gibi. Bir de yakın zamanda yerel seçimler geliyor ve Kılıçdaroğlu böyle giderse seçmenden çok sert tokat yiyecek. Parti bugünleri mum ile arar artık. Yayından sonra İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilgi Yılmaz ise şu açıklamada bulunmuş. Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı'nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız. Kendi adıma geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum demiş. Ve adam da haklı. Kötünün iyisini seçelim derken daha kötüsünden kurtulmuşuz. Farkına değiliz. Artık... Neyse arkadaşlar önümüze bir büyük ara seçim var ve ben kendi adıma konuşuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Aralık çetesi partinin içinde ise oy vermeyeceğim. Tekrar diyorum kendi adıma konuşuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seçim sonuçları bir yenilgi miydi?